Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda The Uncertain, Light at the End. Oyunumuz bu yıl Steam üzerinden piyasaya sürülecek. Tamamıyla robotların ele geçirdiği apokaliptik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan insanları kontrol ettiğimiz bir oyun. Oyunun alfa versiyonunu oynadığımız için konuşma sesleri yoktur. Özellikle altını çizerek söylüyorum, bakın. Bazı çevre sesleri ve konuşma sesleri hiç yoktur oyunda. Hoşuma gitti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Böyle oyunlar bulmak için çok uğraşıyorum dostlarım. Ancak şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Hani ben gideyim, robotları öldüreyim, her şeyi mahvedeyim, yok edeyim. Şöyle bana silah versinler, devamlı çatışma gireyim, öyle bir şey yok. Oyunumuzda hayatta kalmaya çalışacağız. Fazla zamanımız yok diyor zaten. Her yer polis kaynıyor, devriye atıyorlar. Liste var mı? Listeye ihtiyacım yok. Vera ağlıyordu bütün gece. Onun ateşi hiçbir zaman aşağı düşmedi. Ateş düşürücü bulmamız lazım. Bakalım neler bulacağız. Brian da uykusuzluktan şikayet ediyormuş. Onun için uyku ilacı gibi bir şeyler bulacakmışız. Evet, eğer ikiye ayrılırsak daha fazla arama yapabiliriz. Tamam, yapalım. Hani görüntü anlamında gayet hoş. Bir bağımsız yapıma göre çok hoş görünüyor. Yani bu taşımak için fazla ilaç var. Yani sadece ihtiyacımız olan şeyleri alalım diyor kadın. Şu anda eczanede ateş düşürücü arıyoruz. İlk önceliğimiz o. Yardım istedik. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Hani altında olabilir gibisinden. Gördüğünüz gibi hiç konuşma sesi yok oyunda. Ama ileride tam sürüm çıktığı zaman eklenecek. Yani bu şekilde yaparsak gürültü olur ve dikkat çekeriz. Bunu kaldıracak başka bir şey bulmamız gerekiyor. Ama bunu kaldırmaya çalışırken altında bir kimlik kartı gördük. Bunlar da güzel ayrıntı olmuş. Şimdi onu alabiliriz. Doktor Jesse Mellon. Bakalım kutuda bir şeyler çıkacak mı? Kutu boş çıktı. Bilgisayar. Hiçbir şey yok. Kablomuz var. Bildiğiniz power kablosu aldık. Bu astım olan dostlarımız kullanıyor ya. Neydi bu adı, ilacın adı? Bilmiyorum ama hiç kolay bir şey değil. Devamlı kullanmak zorunda olanlar var çünkü. Özellikle kapalı havalarda yağmur yağdığı zaman gerçekten astım hastaları o konuda çok rahatsız oluyorlar. Hani biz diyoruz ya, hava güneşli olsun, yağmurlu olsun. İşte insanların rahatsızlıkları var.
hani devamlı bencilliğimizden dolayı kendimizi düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi dışarıda robotlar devriye atıyorlar, polis olan robotlar. Bir şeyler olmuş, polis diyorum, hani robotlar ele geçirmiş dünyayı. Herhalde anladılar insanların gereksiz olduğunu ve haklı olarak temizlemeye karar vermişler. Bu kapıyı buradan açamıyoruz. Kapıyı kıramayız, otomatik bir kapı. Bunu kontrol eden bilgisayarı bulmamız gerekiyormuş. Burada yöneticinin bölümü var. Buradan ilaçları almadan dışarı çıkmanın bir anlamı yok. Tuvalete girmenin de bir anlamı yok. Çünkü ilaç aramaya geldik buraya, öyle diyor. Bu da yılın elemanıymış. Şimdi kartımızı şöyle bir okutalım. Şuradan başlayalım. Enerji hücresi bulduk bir tane. Güzel. Marta bunu çok severdi. Her zaman animeler şey olduğu için, fanı olduğu için hoşuna giderdi diyor. Burada ağacımız var. Susuz bir ağacımız. Burada ne varmış? Sleeping pills. Bu da uyku ilaçları. Uyku ilaçlarını bulduk. Şimdi bunun için öncelikle bir güç hücresine ihtiyacımız var. Haliyle bilgisayarımız çalışmıyor. Şuradan gidelim. Bir anlamı yok diyor oradan açmanın. Okey. Buradan bir şey kaçırdık mı? Son kez bakalım. Heh, power supply'ı burada bulduk. Bunu bilgisayara takacağız. Şimdilik sessiz acele etmeliyiz. Buralara baktık. Gidelim power supply'ımızı takalım bilgisayara. Animasyonlar hoşuma gitti böyle bağımsız bir yapım için. Kabloyu da takalım. Gayet hoş olmuş yani. Bakalım bilgisayarda neler yapabileceğiz. Aramalar var, e-mailler var. Chat'i boş ver. Bizim için önemli olan security. Buradan bu kapıyı disable yapmamız lazım. Okey. Tamamdır. Bu kapı artık bizim. Break room da açıldı. Bakalım ne varmış orada. Hiç yapamadığım şeylerden. Bunun dedesini hatırlatıyormuş. O da böyleymiş. Bu biyonik kolları kabul etmemiş. Yani teknolojiye güvenmiyormuş dedesi. Aha güzel, bir bateri daha bulduk. Bu neymiş? Bu elektronik bir savunma koruma sistemle çalışıyormuş. Bu yüzden anahtar lazım burayı açmak için. Şu anda kayıt cihazını dinliyoruz. Burayı bulduğumuz için, bu ilaç mağazasını bulduğumuz için çok şanslıyız diyor kayıttaki kişi. Burada benim ve Justin için şeylerimiz olacak. Yani ilaçlar bulabiliriz diyor. Harika bir sığınak. Bir süre burada kalabiliriz. Yani
süpermarket yani yiyecek konusunda da sıkıntı çekmeyeceğiz diyor. 3 blok ötede diyor süpermarket var diyor falan filan. Ne diyor, dışarıda sesler duyduk ertesi gün diyor. Bazı hayatta kalanlar içeri girmeye çalışıyordu. Hani burada saklanmak için. Çok fazla gürültü oldu ama biz iyiyiz. Kapıları kilitledik ve bizi bulamazlar. Ama birileri sizi bulmuş yani. Eczanenin sahipleri bunlardı. Kaçırdığımız bir şey olmadı değil mi? Okey. Şuraya bir göz atalım bakalım. Diş fırçasına bak. Sanırım ağrı kesiciler burada diyor. Almalıyız ama açamıyoruz camları. Elektrik yok. Burada ne var acaba? Bir şeyler var mıdır? Yok. Buralara da bakalım. Aha. Medikal robotlardan bir tanesinin bataryası bitmiş galiba. Buraları da açamıyoruz haliyle. Bu ne diyor? Bulduğumuz güç hücrelerini buraya takacağız. Bir tane daha bulmamız gerekiyor. Burası robotun şarj yeri galiba. Bakım yeri, aynen. Hı, bulduk. Tamamıyla kapalı. Belki de anahtarı buralarda bir yerdedir diyor. Çevreye bakınırsak bulabiliriz diyor. Aracın anahtarı. Önce şunu bir deneyelim. Hadi be. Ha ben de şey sandım. Arıza meydana geldi. Şimdi tecrit altına girdi bu kısım. Tarama yapılacak. Scanner yapılacak buraya. Eyvah. De biz nereye gideceğiz ki? Kapalı sonuçta kapı. Şey, bilgisayara gidip bunu kapatmayı deneyecek bizim eleman. Bir seslendirme olmayınca bir heyecan olmuyor değil mi? Aha. Q'ya bas dedi. Ben de Q'ya bastım. Bu sefer diğer tarafa aktif oldu scanner'lar.
Herhalde kurtulduk. Güzel, her şey açıldı, normal hale geri döndü. Birkaç dakikaya ihtiyacım var. Alarmın tekrar çalışmayacağından emin misin? Zannetmiyorum. Onu tamamen deaktif ettim. Biraz bana zaman ver. Kendini toparla. Oyunlanış tekrar geri dönüyor. Tekrar deneyeceğiz. Valla güzel olmuş, sevdim ben ya. Öyle değil mi? Bence güzel olmuş. Şimdi neyi almamız gerekiyor? Bir saniye. Şöyle bir yukarı diyelim. Orada işaretli bir şekilde gösteriyor. Bir kez daha. Bir kez daha. Key. Bunu şeyde kullanacağız. Bunu hani bir tane açılmayan dolap vardı ya, orada kullanmayı deneyelim. Ha, bu rakamları toplayacağız. Bir dakika, taşıyabiliyor muyuz? Şuradan başlayalım. Şöyle alta doğru ineriz artık. Şuraya bir 4 lazım. Şuraya bir 3 lazım. Ha, şeyi kaybediyoruz bu sefer. Bir dakika. Tamam. Biraz karışık oldu ama. Şuraya 3 lazım. Vallahi bura çok karışık oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Ya tamam, böyle oluyor da sıkıntı oluyor bu sefer. Eğer buraya 4 koyarsak her şey düzgün bir şekilde ilerliyor. Aynen. 5 koysak peki? Hadi. Ay, 5 olmuyor işte oraya.
Süper. Bakalım burada ne varmış. Araba anahtarını da bulduk. Ne bu? Ha bu... Tamam, okey. Bunu, hani bu arabaları falan kaldırıyorlar ya, neydi? Kriko mu deniliyordu ona, ne deniyordu? Onun gibi. Şimdi bu yıkılmış olan kısmı kaldırmaya çalışacağım. Eyvah! Bu sefer de öbür tarafa devrildi. Ateş düşürücüleri alıp buradan çıkalım diyor zaten. Aha, sırt çantamı unuttum diyor. Eyvah! Tabii ki de yardım edeceğiz. Aha! Ateş ediyor vallahi. Vay, güzel. Güzel. Ama robotun böyle dumana karşı şöyle yapması biraz olmamış yani. Onu yapmamaları lazımdı. Evet dostlarım, oyunumuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir oyun geliyor. İstek listenize ekleyin eğer bu tür oyunları seviyorsanız. Dediğim gibi bu bir alfa versiyonuydu. Doğal olarak birçok şey eksikti. Oyun teknik anlamda birçok şey eksikti. Benim çok hoşuma gitti. Hoşuma gittiği için de sizlerle paylaştım. Paylaşacağım daha doğrusu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.